şu anda bir stand-up gösterim var. Son Yeşilçamlı diye. Arada oynuyorum. Çok yoğun değil, çok sıklıkla değil. Bir de bir ajansa 15-20 dakikalık komedi sitcomlar çekiyorum yönetmen olarak. Çok güncel bir şöhretim yok şu anda. Yeni filmlerim var ama YouTube'da, internette falan. O yüzden kimse üstüme gelmiyor öyle bir rahatlık. Ha. Ama tanıyorlar. Aa siz misiniz? Aa sizsiniz değil mi falan böyle garip sorular. İşte bugün biri affedersiniz size bir şey soracağım buyur dedim. Ha, dedim benle ilgili bir şey soracak. Ha, yok dedi İbrahim Tatlıses İzmir'e yerleşmiş doğru mu abi dedi. Evet dedim yani. Onda filminiz de var. Ya edemedim daha. Açıkçası etmem lazım tabii. Halk bunu söylüyor. Eskiler çok iyiydi diyor. Yani eskiler çok iyiydi derken eskiler bizdendi demek istiyor. Şimdi çok böyle Amerikan vari bir ticari sinema, AVM sinemaları diyorum ben ona. Alışveriş merkezi sineması tarzı. Hani şu filmi yedelim bir de mısır alalım bir de kola alalım. Çıkışta da hamburger yiyelim tarzı bir sinema anlayışı var. Benim arabam var. Kişisel arabam var. O tarihte İstanbul'daydım. Hani İstanbul'da da olsaydım yine dolmuşa binerdim. Hani arabam çünkü Nişantaşı Teşvikiye gibi bir yerde yani park sorunu var. Araba senin insanın başına bela oluyor İstanbul trafiğinde. Yani dolmuş gibi pratik bir şey varken metro gibi. Yani niye binmeyecekmişiz? Her şeye bineriz yani. Ha tamam. Şeyler çok zor tabii. Metrobüslerle belli saatlerde bir yerden bir yere gitmek. Ben Beylikdüzü'nde otururken yaşadım onu. Yani niye binmeyecekmişiz? Ali Poyrazoğlu mesela çok Türk en gelmiş geçmiş en zengin tiyatrocu. Onun da fotoğrafını çekmişler. Cebinden otobüs kartını düşürmüş onu yerden alırken. Ne var yani? Binemez mi otobüse? Aslında gelişmişlik düzeyiyle alakalı. Şener Şen'i de metroda çekmişler. Ya binmeyecek mi adam yani? İllaki her yere arabasıyla mı, jipiyle mi gidecek? Var adamın jipi. Ya nereye park edecek? Akmıyor trafik. Tabii en akıllı şey. O kadar tüneller müneller yaptılar. Niçin yaptılar? İnsanlar yani trafikte takılmasın diye. Yani ben çok doğal buluyorum. Onun biraz sonra bunun farkına varan Cem Yılmaz son dönemde işte bir film yaptı. O film de seyretmedim ama orada önemli bir şey yaptı. Yeşilçam'ın değeri tekrar keşfedildi. O filmde zaman makinesiyle Yeşilçam'ın bir dönemine dönüyor. Bu önemli bir şey. Anladılar. Nihayet anladılar. Böyle Amerikan vari işlerle bu işlerin olmayacağını. O hoşuma gitti.